Merhaba, ben Zeynep. 26 yaşındayım. Nacho ve Paco ile paylaştığım Levent'teki evime de hoş geldiniz. Buraya aslında ofisime yakın olması için taşındım. Bankacıyım. Amerika'da üniversite okudum. Mezun olduktan sonra da ailemin yanına önce Kadıköy'e taşındım. Fakat hem trafik yoğunluğu hem iş yoğunluğu deyince de çok kısa bir süre sonra da Levent'e taşınmak istedim. Bu bina aslında hem konut olarak hem de ofis olarak, ağırlıklı da ofis olarak kullanılan bir bina. Burada benden önceki kiracı da ev olarak kullanmış. Bu evin genel olarak 1+1 olmasına rağmen genişliği ve tavanların yüksekliği ve tavandaki bu sanayi görünümlü hamlı çok hoşuma gitti. O yüzden de buraya taşınmaya karar verdim. Taşıma sürecinde nasıl yapabiliriz diye konuşurken aslında ailemle hep şeyi konuştuk. Yani bu evin artık bir öğrenci evi olmadığını, artık daha beni yansıtan, daha karakterli ve daha şık bir ev olmasını istediğimizi konuşuyorduk hep. O noktada da Elman Pekmez ve Nüket Boz'la görüştüm. İlk sordukları soru tabii ki de nasıl bir ev istiyorsundu? Benim bu evden iki tane beklentim vardı. Biri tabii ki de renkli olmasıydı. Bekar evim olduğu için hani ileride belki ileriki evlerimde daha klasik, daha sade parçalar isteyeceğimi düşündüm. Ama hani bu yaşta, bu gençlikte en azından daha renkli bir ev istediğime emindim. Bir de bu evin hani hem Levent'te işte çok merkezi bir yerde olmasından kaynaklı hem de tek yaşadığım için arkadaşlarımın ofis çıkışı işte iş sonrasında toplanıp bir şeyler yiyebileceğimiz, bir şey içebileceğimiz bir yer olmasını istedim hep. Ya tam anlamıyla aslında bir hub olması gibi bir hayalim vardı. Evdeki çoğu mobilya buraya özel yapılan mobilyalar. Fakat hani mobilyalar benim için hep bir araç oldu. Yani dekorasyon için en azından hep öyle gördüm. Çünkü baktığınızda zevkler değişebiliyor. Değişen evlerle metrekareler değişebiliyor. Ve mobilyalar daha değişmek zorunda kalabiliyor. Benim için o yüzden hani bu evi beni yansıtan ev özellikleri aldığım kitaplar, koyduğum resimler, heykellerim oldu hep. Ağırlıklı da zaten bunlara önem verdim ve bunlarla evi zenginleştirmeye çalıştım. Sonradan benim de eklediğim birkaç mobilya oldu. Soğamanje'den bir deri koltuğum var. Bir de okuma köşesinin yanında hemen Gotwob'dan aldığımız bir aydınlatma var. H&M Home'dan aldığım mumluklarım var. Vivense'den aldığım karga aydınlatmam var. Ve bir de tabii annemin burada hemen başucunda yapmış olduğu heykeli var. Koltuğun altında bir de yürüyüş bandım var. Pandemi döneminde aldığım açıkçası en akıllı yatırımlarımdan biri bu yürüyüş bandı herhalde. Bu cama en yakın olan kısımda çok sevdiğim Cemalettin Yıldız'ın 3 adet baskısı yer alıyor. Onun yanında Ergin İnan'ın bir baskısı var. Bu evde en sevdiğim resim ve büyük ihtimalle benim için en değerli olan resim hemen arkamdaki kırmızı kadın olan Mahmut Karatoprak. Bu resim aslında kendi birikimimle aldığım ilk resim. O yüzden her zaman yeri benim için çok ayrı olacak. Benim de nişanlımın ailesi de gerçek bir koleksiyoner diyebilirim. Onlar da hep bizi sanatla büyüttü ve hani bizi hep sanatçılarla tanıştırdı. Bize yeni insanlar öğrettiler, yeni tarzlar öğrettiler, müzeler gezdirdiler. O anlamda hep bizim de öyle bir sanata merakımız oldu. Benim de merakım buradan başladı. Ben de hem onlarla tanıştığım sanatçıların hem de kendim araştırıp beğendiğim, bulduğum sanatçılarla da duvarı doldurmaya çalıştım.
sandalye koltuğumun ve duvarımın karşısında aslında bu televizyon ve niş kısmı var. Bu separatör dediğim gibi salon ve odayı ayırıyor aslında, yatak odamı ayıran bir kısım. Ben de buradan nasıl en fazla faydayı alabilirim diye düşünürken burayı resim ve kitapla doldurayım dedim. Tabii burada da daha çok heykel kullanma fırsatım oldu. Burada en sevdiğim heykellerden ikisi var. Bunlar Tarkan Güveli'nin figürleri. Hemen yanında genç sanatçı Lalda Karakaş'ın beni çizdiği bir portrem var. Ağırlıklı kitapları koymaya çalıştım buraya. İşte bir zamanlar topladığım plaklarım da yer alıyor. Diğer tarafta da aslında hem bir okuma köşem var. Hem de aslında burada Paco'nun en sevdiği, evin en sevdiği bölümü. Çünkü genelde biz orada otururken, L koltukta otururken o burada tek başına takılabiliyor. Kitap okurken hani genelde elimde bir şey olsun, bir şey içmeyi çok seviyorum. Tabii hani genelde çok saat çalışma saatlerim uzun olduğu için de kahve benim vazgeçilmezim oluyor. Burada da o yüzden Philips Latte Gon var. Sade kahve içebiliyorum, espresso içebiliyorum, cappuccino yapabiliyorum, latte yapabiliyorum. Bir tür kahve içmekten sıkıldığımda bir sürü farklı opsiyonum da oluyor. Kendi seramik öğütücüsü olması çok büyük bir artı oluyor. Çünkü hem kahve çekirdeği koyabiliyorum hem de evim gerçekten o çekirdekleri öğütülürken çok güzel kokuyor. Temizlenmesi o kadar kolay ki bütün parçaların neredeyse makineye atabiliyorsunuz. Üzerinde kendi ekranı var ve istediğiniz kahveyi çok rahatlıkla seçebiliyorsunuz. İşte kahvenin yoğunluğu, sertliği, sütün çeşidi kendinize göre seçerek de çok güzel kahveler yapabiliyorsunuz. Süt tercihimi bile seçebiliyorum bu makinede. Yumuşacık bir süt köpüğü de veriyor. O yüzden çok memnunum. Özellikle buraya koymak istedim çünkü baktığınızda evin aslında en merkezi noktası. Sabah uyandığımda home office alanıma geçerken kahveme basıp yerime geçebiliyorum, toplantıma başlayabiliyorum. Misafirlerim geldiğinde hemen burada kahvemi yapıp herkese burada ikram edebiliyorum. Veya kendim tek başıma kitap okurken hemen burada kahvemi hazırlayıp köşeme geçebiliyorum. Salon ve odamı ayıran bu nişin ve mobilyanın hemen aslında yanında Devrim Erbil'in ve Fahren Nisa Zeyd'in bir baskısı var. Devrim Erbil'inki Haydarpaşa'nın bir baskısı. O yüzden Kadıköy'de uzun süre okuduktan sonra da bu baskıyı çok seviyorum. Bu Fahren Nisa Zeyd'in baskısı da nişanlımın ailesinin hediyesiydi. O yüzden eve girince ilk görülen şeyin de bu resim olmasını çok seviyorum. Tuvaletin iki kapısı var. Biri salondan direkt geçiş, biri de hemen yatak odasından geçiş var. Böylece de kimse misafirliğe geldiğinde benim yatak odama girmesi gerekmiyor tuvaleti kullanmak için. Yatak odamda yine bir sürü resim var tabii ki. Hiçbir duvarı yine boş bırakmadım. Hemen girdiğinizde solda kendi lavabo alanım var. Çok alanda olmadığı için açıkçası burada Elman ve Nüket'in mükemmel bir havlu fikri vardı. Havluyu duvardan astık havlu tutacağını. Burası da benim kendi işte özel diş fırçalama, işte saçlarıma makyaj yapma için kullandığım lavabom. İki tane burada yine resmim var. Biri Mustafa Ayaz'ın, biri Mehmet Gün'ün. Yine odaya çok güzel renk kattığını düşünüyorum. Odada genelde lacivert tonlarını tercih ettik. Yani tabii ki de mimarlarla çalışmanın en güzel yanı her küçük ayrıntıyı düşünmeleri oldu. Tabii 1+1 ev dediğinizde depolama ciddi bir problem olabiliyor. Onlar da her yere aslında dolap yaptılar. Burada da mesela duvar içinde kaybolan çok güzel bir dolabım olmuş oldu. Bu resim de hemen başucumda olan Ali Atmaca'nın bir resmi. Aslında iki tane kadın figürü vardı. Biri yeşil bir tablo, bir de bu beyaz vardı. Yeşil olan annemlerin başucunda duruyor. Beyaz olan da benim. Böylece aileler arasında da bir güzel bir kesişim oluyor gibi hissediyorum.
Burada yine o salonda olan Solmanca koltuğun diğer teki var. Ayakkabı giymek için çok ideal oluyor. Tabii bazen de iş sonrası çok eşya katlamak ve toparlamak istemediğimde bazı kıyafetlerim maalesef bunun üzerinde de kendini buluyor. Bir de burada da yine Gottwalk'tan aldığım bir bench var. Deri bir bench var. Bu da evin en gerekli aslında mobilyasıymış. Çünkü Nacho da Paco da yatağa direkt zıplayamıyor. Direkt bunun üstünden zıplayarak hayatımıza devam ediyoruz. Akşamları horul horul uyuyorlar başımın ucunda. Renk olarak gerçekten bu odanın mavi tonları ağırlıklı olmasını da çok seviyorum. Çünkü bambaşka bir alana girmişsiniz hissi veriyor. Bu dolaplar benim tabii en büyük kurtarıcılarımdan biri. Çok büyükler ve hani ben her yer aynı olsun istemiştim. Böylece de hani hem biraz hafif içe gömülü gibi gözüken çok büyük bir dolap alanım oldu. Hatta duvarlarla uyumlu olarak şu üstteki dolapları ve buradaki ayakkabı dolabını yaptı Elman ve Miniket ve bu kısmı da o yüzden çok severim. Çünkü çoğu kişi burada dolap olduğunu anlamıyor bile. İçeride dediğim gibi de zaten Cemalettin Yıldız'ın diğer eseri de burada. Onu da hemen dolabın üstüne astım. Bir de yukarıda da gerçekten hani eşyalarımı saklayabildiğim, çok kullanmadığım işte kışlıklar, yazlıkların olduğu büyük dolaplarım var. Gelenler anlamıyor ama bu dolaplar gerçekten çok yardımcı oluyor depolama konusunda. Evin aslında en kullanışlı alanlarından biri, hatta en kullanışlı alanı diyebileceğim alan buradaki çamaşır odası. Buradaki duvarda da bir tabii ki de resim var. Bu resim aslında salonda duruyordu fakat ağırlığından ve boyutundan dolayı duvar çok kaldıramadı. O yüzden şimdilik daha sağlam bir duvar olan buraya aldık. Şimdi bir sonraki evimde de bu resme gerçekten hak ettiği yere, hak ettiği ışığı vermek istiyorum. Burada çamaşır makinem var, kurutma makinem var. Aynı zamanda da bütün deterjan, bulaşık, işte çamaşır şeylerim hepsi burada yer alıyor. Bu gerçekten çok ince düşünülmüş bir oda olduğunu düşünüyorum. Gerçekten burada yaşayan biri için bu özellikle böyle aletleri, büyük beyaz eşyaları saklamak hep bir problem oluyor bu büyüklükte evlerde. Benim bu küçük odamla da ben bu problemi çözmüş oldum. Kapısı da kapanabildiği için bazı insanlar geldiğinde, misafirlerim olduğunda bu odanın kapısını çekerek bu odayı tamamen gizleyebiliyorum. Burada bir de dekorasyon amaçlı aslında bir merdiven var. Hemen ucunda da bir ayna var. Evde aynaya doyamayınca tabii bir yere daha ayna eklemeliyiz dedik. Buradaki merdiveni de daha dekorasyon amaçlı kullanıyorum. Ya burası genel olarak hani kitaplarımı koyduğum, işte yurt dışından aldığım oyuncaklarımı ve hatıra şeylerini koydum ve taşlarımı koydum. Bütün hani işte takılarım, ıvırlarım, zıvırlarımın olduğu konsol da burası. Tam salon ve mutfağımın ortasında aslında bu iki alanı ayıran da bir barım var. Burada yemek masası kullanmak istemedim. Çünkü ev baktığınızda çok büyük bir ev değil ve yemek masasının alan çalmasını istemedim. O yüzden bar gibi bir çözüm bulduk buraya. 3 kişi alabiliyor ama zaten ben hani misafirlerim varken, arkadaşlarım varken diğer tarafa geçip orada onlarla konuşmayı, hani daha bir arada olmayı daha çok seviyorum. Böylece de hani bütün alanı kullanabiliyorum aslında. Bu tezgah benim aslında bu pandemi döneminde benim için çok farklı anlamlar da kazandı. Dediğim gibi Şubat 2020'de taşındım bu eve. Zaten Mart 2020'de pandemi başladı. 2,5 senede de burası benim hem mutfak tezgahım oldu, hem barım oldu, hem de ofisim oldu. Hatta çok uzun süre tabii bu tam ortaya oturarak çalışıyordum. Tabii laptopumun kamerası da yukarı doğru baktığı için çok uzun süre arkadaşlarım hani şantiyeden mi çalışıyorsun, niye duvarların üstü bu kadar hani eski görünümlü, şey ham görünümlü diye dalga geçmişlerdi. Geldiğinde tabii herkes eve ne kadar uyumlu olduğunu da gördü. Sonrasında çok dalga geçtik böyle hani nasıl böyle bir şey boyanır mı bu kadar güzel bir duvar diye. Buraya IKEA'dan aldığım kartı ekledim.
Çünkü hani baharatlara ve kullandığım fazla çaylara, yağlara çok yerim yoktu. Buradaki alanı boş bırakamazdım. Çünkü bu evde duvarı boş bırakmak yasak. Burada da iki tane kayansel tabağım var çok sevdiğim. Bir de müzayededen topladığım bir tabak var. Burayı da yavaş yavaş buldukça, keşfettikçe doldurmaya çalışıyorum tabaklarla. Mutfağa baktığınızda aslında çok geniş bir mutfak değil ama ben çok yemek yapan biri olmadığım için ve tek yaşadığım için bana fazlasıyla yetiyor aslında bu aranın büyüklüğü. Zaten son zamanlarda da Migros yemek kullanmaya başladım. Hem ofis çıkışı eve aç geldiğimde hızlı bir çözüm oluyor, yemeklerim hemen geliyor. Hem bir sorun olduğunda müşteri hizmetlerine çok rahat ulaşabiliyorum ve hemen derdimi çözebiliyorum. Hem de uygulamasını kullanması çok kolay olduğu için her seferinde farklı bir yemek deneme fırsatım oluyor. Migros Yemek'le yeni tanıştım. Fakat yemek söylediğim uygulamayı değiştirdiğimden beri ve Migros Yemek'ten sipariş vermeye başladığımdan beri de çok memnunum. En sevdiğim özelliği teslimatların zamanında yapılıyor olması ve arayüzünün kolay kullanılabilirliği. Bazen fast food yemek istiyorum, bazen ev yemeği yemek istiyorum, bazen de sağlıklı yemek istiyorum. Aradığım her şeyi de burada bulabiliyorum. Su kaplarını annem yaptı. O yüzden de kullanmayı da çok seviyorum. Köpekler de zaten her gün seve seve kullanıyorlar. Burası da evin girişi. Burada hem köpeklerin tasmalarını astığım hem de nazar boncuğumu koyduğum bir küçük bir yerim var. Zaten üzerinde de isimleri yazıyor. Herkesin tasması olması gereken yere gidiyor. Burada iki tane küçük pufum var. Biri seramik Mudo'dan almıştık. Biri de Trendyol'dan bulduğum bir puf. Onlar da ayakkabı giyerken, çıkarırken çok rahat oluyor. Burası da aslında söylediğim gibi hemen girişte soldaki tuvaletim. Zaten de kapıyı kapattığımda burası da bir duvar gibi burayla bütün oluyor. Bugün ben de evimi gezdiğiniz için teşekkür ederim. Levent'te 1+1 ev burası. 3 kişi yaşıyoruz burada. Daha doğrusu 2 köpek, 1 ben yaşıyoruz burada. Umarım keyif aldınız. Benim bu evdeki hep hayalim renkli bir ev olmasıydı. Benim kişiliğimi yansıtmasıydı. Ve bence bir evi en güzel yapan şey sizi yansıtabiliyor olması. Umarım size fikir verebilmişimdir. Umarım size kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi güzelce aktarabilmişimdir. Umarım da keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler.